Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir turşu hazırlıyorum. Böyle karışık bir turşu olacak. Kaşık kaşık yiyebileceğiniz bir turşu olacak. İlk olarak sebzelerimi güzelce yıkadım ve kuruladım. Böyle bir derin kabım var. Doğramış olduğum sebzelerimi kabımın içerisinde biriktireceğim. İlk olarak kırmızı biberlerimizi, tohumlarını güzelce ayıklayalım ve küp küp doğrayalım. Kırmızı biberlerimiz, yeşil biberlerimiz tam mevsiminde. Doğramış olduğumuz biberlerimizi kabımızın içerisine alalım. Ve diğer biberlerimizi de aynı şekilde tohumlarını temizleyip küp küp doğrayalım. Kırmızı biberlerimizin doğrama işi bitti. Şimdi yeşil biberlerimizi de aynı şekilde tohumlarını temizleyelim ve küp küp doğrayalım. Doğramış olduğumuz yeşil biberlerimizi de kabımıza alalım. Diğer biberlerimizi de aynı şekilde doğrayalım. Bütün yeşil biberlerimizi de doğradık. Şimdi kabımızın içerisine alalım. Şimdi sıra havuçlarımıza geldi. Havuçlarımızın kabuklarını soyalım. Havuçlarımızı küp küp doğrayalım. Doğramış olduğumuz havuçlarımızı da diğer sebzelerimizin üzerine boşaltalım. Maydanozlarımızı da sap kısımlarını keselim ve ince ince doğrayalım. Maydanozlarımızı da sebzelerimizin üzerine boşaltalım.
Şimdi lahanalarımızı doğrayacağım. Bu şekilde çeyrek lahana bu turşu için yeterli. Lahanamızı da ince ince doğrayalım. Bu şekilde incecik incecik doğrayalım. Doğramış olduğumuz lahanalarımızı da sebzelerimizin üzerine boşaltalım. Lahanalarımızın hepsini bu şekilde doğradık. Sebzelerimiz hazır. Şimdi iki baş sarımsağımız var. Sarımsaklarımızı da ayıklayalım. Kabuklarını soymuş olduğumuz sarımsaklarımızı yıkayalım ve turşumuzun üzerine ince ince doğrayalım. Sarımsaklarımızı da doğradıktan sonra malzemelerimizi iyice karıştıralım. Bütün sebzeler her yere eşit bir şekilde yayılması için güzelce karıştırıyoruz. Karıştırmış olduğumuz turşuluklarımızı kavanozlarımıza iyice yerleştirelim. Arada kaşıkla bu şekilde bastıralım ve sıkı sıkı yerleşmesini sağlayalım. On 15 günde turşularımız oluyor. Kaşıkla bastıramazsanız bu şekilde elinizle de sıkı sıkı bastırabilirsiniz. Bütün turşularımızı bu şekilde kavanozlarıma yerleştirdim. Şimdi turşumuzun suyunu hazırlayalım. 3 yemek kaşığı kaya tuzumuzu kabımıza alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 su bardağı üzüm sirkesi veya elma sirkesi fark etmez ekleyelim ve 1 litre suyumuzu da ekleyelim. Kaya tuzumuz eriyene kadar karıştıralım. Turşularımızın üzerine boşaltmak için suyumuzu bir kabımıza alalım. Turşularımızın üzerine yavaş yavaş üzerini geçecek kadar dolduralım. Bakın kaşıkla bastırıp arasındaki havaları da alıyoruz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde suyla dolduralım. Bu şekilde üzerine geçmiş olacak. Kavanozlarımızın kapaklarını kapatalım. Turşularımız bu şekilde hazır. Turşularımızı serin bir yerde saklayabilirsiniz. İlla buzdolabı olması gerekmiyor. Açtığınızda buzdolabında saklarsınız. Rengarenk muhteşem bir turşu oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.